Madem web uygulaması geliştireceğiz, bize internet lazım. Bu interneti hepimiz kullanıyoruz. Benim 4 yaşındaki kızım bile kullanıyor. Ama nasıl çalıştığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, nerelerde kullanılması gerektiğini, yani kısacası işin detayını şimdi Engin'den hep beraber öğreniyoruz. İnternet ilk olarak iki bilgisayarın birbiriyle konuşabilmesi için bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunda kuruldu. Ve bu iki bilgisayar birbiri arasında bilgi paylaşabiliyordu. Sonra bu iki kişi arasındaki bu bilgi paylaşımı o kadar işleri hızlandırdı ve kolaylaştırdı ki buna üçüncü ve dördüncü kişilerin dahil olması gerekti. Hatta ilk zamanlarda bu kişiler aslında üniversitelerdi. Okey, tamamlandı yani 4 kişi olduysa. 4 kişi tamamlandıktan sonra bu sisteme dahil olmak isteyen, bu altyapıya dahil olmak isteyen başka üniversiteler doğdu. Ve bu işte birbiriyle bilgi paylaşabilen birimler gittikçe arttılar sayıca. Ve sonra bu dünyanın çeşitli başka ülkelerine, başka yerlerine, başka coğrafyalarına da yayıldı. İşte bu aynı şebeke üzerinden birbirine bilgi aktarabilen, birbiriyle bilgileri paylaşabilen bu altyapıya internet denmeye başlandı. Peki bu internet sadece bilgisayarları mı birbirine bağlıyor? Sadece bilgisayarlar değil tabii artık günümüzde bu network'e bağlanan, bu internete bağlanan cihazlar cep telefonlarını, tabletleri yani neredeyse internete bağlı olmayan cihaz kalmadı günümüzde. Sonuçta geliştireceğimiz web uygulamalarımızı internete koyup bunu internet kullanan tüm cihazlarla kolaylıkla paylaşabileceğiz. Yani kısacası bizim uygulamalarımızı internet kullanan herkes bizimle beraber kullanabilecek.